kolay olan kötülüğün yoluna sapmıştır. Koltuk uğruna ülkemizde adaleti çökertmiş, kuralları kurumları çökertmiş, erdem ve ahlakı çökertmiş, insan haklarını, demokratik değerleri çökertmiş, ekonomimizi, ülkemizi uçurumun kenarına getirmiştir. Saraydakiler için artık yasa dışı yoktur. Çünkü saraydakiler tek bir imzayla kaldıramayacakları yasa veya uluslararası sözleşme olmadığını düşünmektedirler. Utanmasalar masalar Türkiye Büyük Millet Meclisinde kapatacaklardır. Son birkaç haftada yaşadıklarımıza bakmak bile ülkenin nereden nereye savrulduğunu göstermek için yeterlidir. Erdoğan bundan 10 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesinden tek bir imza ile ülkeyi çıkarmaya karar vermiştir. Ne Anayasa? ne insan hakları ne de ahde vefa dinlememiştir. Ucu ve vesayet rejiminde tek bir kişinin iradesi koskoca bir milletin ve 600 milletvekilinin iradesini yok saymıştır. Ülkemizde tek bir ile hem de anayasanın açık hükmüne rağmen insan haklarına dair bir uluslararası sözleşmeden çıkılmıştır. Bugüne kadar olmayanlar olmuştur. Türkiye insan hakları açısından sözüne güvenilmez, riskli ülke konumuna sürüklenmiştir. Medeni dünyada hızla irtifa kaybedilmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin amacı kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti engellemektir. Şimdi böyle bir sözleşmeden tek bir imza ile çıkmak en çok kimleri cesaretlendirecektir? Elbette kadın ve çocuk katillerini. Son bir haftada kadın, dokuz kadın cinayete kurban gitmiştir. Ben burada da bu dokuz kadından gencecik ikisinin ikisine değinmek istiyorum. Biri İzmir'de 17 yaşında aslında çocuk. Beş aylık hamile Sezen Ünlü. Diğeri Aydın'da. 31 yaşında bir çocuk annesi Necla Demirbaş, Demirbaş şu şu pandemi krizinde en fazla ihtiyaç duyduğumuz sağlık teknisyenlerinden. Bu iki genç kadının gülüşleri, gelecek hayalleri, umutları, hayatları adına dini nikahlı eş ve erkek arkadaş denen caniler tarafından ellerinden alınmıştır. Sezen Ünlü'nün gözü yaşlı babası kaybettiği evladının ardından daha önce DARP raporu alıp şikayetçi olmuştuk. Ama gereken yapılmadı diye haykırıyor. Şahsım hükümeti ne Sezen'i ne Necla'yı koruyabilmiştir. Ne de geçtiğimiz hafta yitirdiğimiz 9 tane kadını. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Bu kadınları koruma sorumluluğu kimin sırtında? Elbette Erdoğan'ın şahsi hükümetini. Ülkeyi yönetenlerin sorumluluğunu en iyi kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu beyti anlatır. Ama sarayın kibirlisi bir zamanlar dilinden düşürmediği Mehmet Akif'in bu beytini artık hatırlamaz bile. Koltuğunu korumak için ülkede vesayet altına almadığı kurum ve kuruluş bırakmama operasyonunu tam gaz sürdürüyor. Yargıdan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra sıra aileye, kadın aileyi, kadınları, çocukları vesayet altına almaya geldi. İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılırken Erdoğan'a ilham kaynağı olan örümcek kafalı yandaşları şimdi çıkmış İstanbul Sözleşmesi yetmez. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunda da değişmelidir diyerek el yükseltmeye kalkıyorlar. Cin şişeden çıktı bir kere. Erdoğan bu cini şişeden kendi elleriyle çıkardı. Artık bundan sonra aile içi şiddete maruz kalan her kadın, her çocuk ve işlenecek her kadın cinayetinden Erdoğan sorumludur. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerindeki vesayetin ortaya çıkması bakımından da ibretlik olmuştur. Yaşananlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli iradeye sahip çıkan milletvekilinin hukukunu koruyan bir başkan tarafından değil, sarayın atadığı bir kayyum tarafından yönetildiğinde ortaya koymuştur. Bu saray kayyumu meclis başkanına göre teknik olarak Erdoğan'ın tek bir imzasıyla Montrö'den çekilmek mümkünmüş. Gerçi şimdi bugün çıkmış bu sözlerini tevil etmeye çalışıyor. Ama testi bir kere çatlamıştır. Eğer bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve varlığını sağlayan anlaşmalar tek bir kişinin imzasıyla yok sayılacaksa bu anayasa neden var? Türkiye Büyük Millet Meclisi neden var? Sayın Şentop Montrö'den çıkmak teknik olarak bile ne imkan ne de ihtimal meselesidir. Montre, Montreux'den çıkmak devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yeltenmektir. Bunun teknik olarak mümkün olduğunu söylemek, ettiğiniz yemini çiğnemekten başka bir şey değildir. Bir de bugün çıkıyorsunuz, size eleştirenleri istiskal etmeye çalışıyorsunuz. Meclis Başkanı göya bir hukukçu, ihtisası da kamu hukuku üzerine. E hal böyle olunca ister istemez insanın aklına Sakallı Celal'in o meşhur sözleri geliyor. Bu kadar cehalet olsa olsa ancak tahsille mümkün olabilir. Sayın Şentop'un sözleri bu ucube vesayet rejiminin devletimizin bekası için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu göstermektedir. 20 Temmuz sivil darbesinden sonra bu ucube rejimi getirenlerin, Artık tek bir dertleri kalmıştır. O da koltuklarını korumak. Nitekim Sayın Şentop'un sözlerinin hemen ardından yandaş medyada Montreux tartışmalarının açılması, ardından da Kanal İstanbul imar planlarının onaylanması asla tesadüf olamaz. Erdoğan'ın okyanus ötesinden oval ofisten beklediği telefon bir türlü gelmemektedir. Erdoğan'da o telefon gelsin diye taviz üstüne taviz vermeye hazır görünüyor. Bugün Montreux'den en çok kimin rahatsız olduğu bir sır değildir. Kanal İstanbul'un rantını yandaşlarına ve Katar ailesi, kraliyet ailesine peşkeş çeken Erdoğan, savaş gemileri için Karadeniz'e stratejik bir su yolu açmanın ülkeye maliyetini acaba düşünmüş müdür? Erdoğan bu girişiminin bölgede yaratacağı sarsıntıları hesaba katmakta mıdır hiç sanmıyorum. Varsın o koltukta otursun da isterse Türkiye yıkılsın. Koltuğunun bekası Türkiye'nin bekasından çok daha önemli. Açıkça uyarıyoruz. Türk boğazlarının siyasi ve hukuki rejimini tartışmaya açmak 85 yıldır bir barış gölü olan Karadeniz'in sıcak bir çatışma alanına dönüşmesine kapıyı aralar. Bu da milletimizin huzur ve refahının daha da bozulmasından başka bir işe yaramaz. Meclis'in kayınbaşkanı başkanı bu haklı uyarıları yapanlara mandacı diyerek hakaret edeceğine 1809'dan bugüne yaşananlara bir bakmalıdır. Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarına piyon olmayı içine sindirebilir. Ama biz Türkiye'nin ali menfaatlerinin pazarlık konusu yapılmasını içimize sindiremeyiz. Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılma rüyasının nasıl bir kabusa dönüştüğünü ulusça hep beraber gördük. Buradan söylüyorum Montreux'u iptal etmek bunun bin beterine yol açar. Ecdadımız Süleyman Şah'ın türbesini düşmana bırakıp Tabutunu sırtlayıp kaçanlara bir defa daha hatırlatıyoruz. Montrö'yü, Lozan'ı tartışmaya açmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır. Bunu aklınızdan dahi geçirmeyin. Ne yazık ki Erdoğan şahsım hükümetinin dış politikadaki hataları bir değil, iki değil, üç değil. Onlarca hata yapıldı. Erdoğan'ın ihvancı, vesayetçi anlayışı dış politikamızı şahsileştirip, Dışişleri Bakanlığımızı bir liyakat kurumu olmaktan çıkardı. Bugün dünyanın yedi kritik başkentinde büyükelçilik makamında AK Partili eski vekiller oturuyor. Erdoğan rüşvetten aklanmamış bakanını bile büyükelçi atadı. Şimdi bunların ülkemizin âli menfaatlerine sahip çıkmasını beklemek abesle iştigaldir. Değerli basın mensupları, Şahsım hükümetinin ekonomi yönetiminde yaptığı hatalar dış politikada yapılan hatalarla birleşince milletimizin refahını ve devletimizin bekasını açıktan tehdit etmektedir. Ekonomik kırılganlıklarımız emperyal güçler için kullanışlı bir aşil topuğuna dönüşmüştür. En son Avrupa Birliği Komisyonu hazırladığı ortak bildiride Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi arttırıcı adımlar atması halinde sert ekonomik yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulundu. Yaptırım menüsünde neler yok ki? Avrupa Yatırım Bankası'nın faaliyetlerini sınırlayacaklarmış. Türkiye'ye seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunacaklarmış. Enerji sektörüne yönelik yaptırımlar, bazı ürün ve teknolojinin ihracatına yönelik kısıtlamalar. Bu da yaptırımlar arasında. Peki Erdoğan şahsım hükümetinden Avrupa Birliği'nin bu tehditlerine bir cevap çıktı mı? Hayır. Aynen Amerika Birleşik Devletleri parlamentosu mal varlığını soruştururum, dedi, soruştururum dediğinde yapıldığı gibi tehditlerin hepsi sineye çekildi, yutuldu. Artık önüne gelen Erdoğan şahsım hükümetini tehdit ediyor. Erdoğan içeride millete esip gürlüyor, kaplan kesiliyor ama dışarıda uysal kedi veriyor. Sürekli tehdide açık bir yönetim ülkemizin çıkarlarını ve ulusumuzun menfaatlerini koruyamaz. Koruyamıyor da zaten. Peki bu ülkeyi kim yönetiyor? Yaşanan bu zilletin sorumlusu kim? Elbette Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsı hükümeti. Biz işte bunun için ucubetek adam vesayet rejimiyle ülke huzura, refaha kavuşamaz diyoruz. Çünkü biliyoruz ki ucube tek adam vesayet rejimleri sadece saraylarıyla, uçaklarıyla, araç filolarıyla, israflarıyla, debdebeleriyle, şaşalarıyla gelmez. Ucube tek adam vesayet rejimleri geldiğinde hukuksuzluklarıyla, keyfi yönetimleriyle, dal kavuklarıyla, beslemeleriyle beraber gelirler. Onların tek davası makam mevkidir, nüfuzdur banka hesaplarıdır. Doların yeşilidir. Yatlarıdır, katlarıdır, bindikleri spor arabalardır. Bunlar bakara makara diyerek dinimizle alay ederken lüks otellerin savunalarında camuş misali yatıp ne haber fakirler diyerek milletimizle alay edenlerdir. Bu ülkede pandemide kapatılan iş yerlerinde çalışan genç müzisyenler açlıktan parasızlıklar yaşamına kıyarken milyonlarca gencimiz işsiz, geleceksiz anasının babasının eline bakıyor. AK Parti'nin büro çalışanının burnu ultra lüks arabalarda pudra şekerleriyle doluyor. 2014'te Kastamonu Belediyesi'ne kaynakçı kadrosundan giren bu şahıs 7 yılda bu zenginliğe nasıl erişti? Bu lüks arabalar, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Eğer AK Parti Genel Merkezinde bir büro elemanı bu kadar kısa sürede, bu kadar serveti elde edebiliyorsa, böyle lüks bir yaşamı bir o elemanı maaşıyla sağlayabiliyorsa, o zaman büro'nun asıl sahipleri acaba neler yapıyor? Ve şimdi beylerdeki telaş acaba neyin telaşı? Olayın üstünü kapatmak için profesyonel kalem şörleri tarafından melodrom, melodram üzerine melodram yazılıyor. Olayı soruşturmakla mükellef İçişleri Bakanı da çıkıyor. Konuyu siyasileştirmek isteyenler var diyor. Elbette suçun şahsiliği esastır. Ama nüfus ticaretine konu mekan, siyasi bir mekan ise Birileri kamu gücünü kullanarak servet ediniyorsa bu konu tam da siyasetin konusudur. Bugün tüm bunları aydınlatabilecek bir yargı var mı? Olayı tüm boyutlarıyla soruşturacak bir Cumhuriyet savcısı var mı? Bakalım göreceğiz. Yolsuzluklar, kamu kaynaklarını talan ülkede o kadar büyük bir irin, cerahat birikti ki kokusu artık arşu alayı sardı. Pis kokular bu olaylarla bitmiyor. Bundan tam 11 gün önce 18 Mart'ta Merkez Bankası faizleri 200 bas puan arttırdı. Türk lirası uzun süreceği beklenen bir değerli kazanma sürecine girdi. Ancak bir gün sonra Erdoğan 132 günlük Merkez Bankası Başkanı'nı gece yarısı sürpriz bir kararla görevden alınca her şey değişti. Türk lirası hızla değer kaybetti. Faizler arttı. Bu nedenle millet fakirleşirken birileri de zenginleşti. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun verilerine göre dövizin düşme eğilimine girdiği 18-19 Mart'ta yani iki günde yabancı para vadesiz mevduatlarda 1 milyar 474 milyon dolarlık bir sıçrama olmuş. Yani döviz düşerken vatandaş gitmiş daha fazla düşmesini beklemeden döviz almış. Pazartesi Türk lirası dolar karşısında yüzde ona yakın değer kaybetmiş. O gün yani perşembe cuma günü bir buçuk milyar doları alıp pazartesi sabahı bu bir buçuk milyar doları satanlar tam 857 milyon Türk lirası kazanmışlar. Şimdi dövizin Türk lirasının değer kazanmaya eğilimine girdiği faizlerin olağanüstü arttırıldığı bir dönemde döviz tevdiat hesabı açtıranlar bunu neden yapıyorlar? Bunlar Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınacağını Biliyorlar mıydı? Bunun mutlaka soruşturulması lazım. Çünkü başkanın görevden alınacağını içeriden bilenler tek bir günde servetlerine servet kattılar. Bunların kim olduğunun açıklanmasını bekliyoruz. Ama Merkez Bankası kasasında buharlaşan milletin 128 milyar dolarının hesabını soramayanların bunu soruşturacaklarında hiç sanmıyoruz. Yeni Merkez Bankası Başkanı bugün çıkmış hemen faiz indirilecek ön yargısı doğru değil demiş. Şimdi bu lafın neresini düzelteceksin? Güler misiniz, ağlar mısınız? İnsanın fikri neyse zikri de o olmalı. Madem faizi hemen indirmeyecektiniz. Yazarı olduğunuz gazetede 200 bas puanlık faiz artışına neden kazan kaldırdınız? Köşenizden faizi indir diye bas bas bağırdığınız gün dolar kuru 7 lira 22 kuruştu. Bugün dolar kuru 8 lira 15 kuruş. Avro kuru 8 lira 59 kuruştu. Bugün 9 lira 63 kuruş. Ülkenin risk birimi 309 puandı. Bugün 464 puan. 10 yıllık tahvilin faizi yüzde %14'tü. Bugün yüzde %19. Şimdi neden çark ettiniz? Madem faizi düşürmeyecektiniz. Madem işler aynen devam edecekti. Naci Ağbalı neden görevden aldınız? Bunu millete açıklamak zorundasınız. Bu millete Naci Ağbalı görevden alarak yaşattığınız sıkıntının sebebi ne? Neden bu kararla milleti yoksullaştırdınız? Ama bakıyoruz bunun yerine Merkez Bankası Başkanı daha ilk günden milleti ön yargılı olmakla suçluyor. E ne de olsa tek adam vesayet rejimlerinde millete tepeden bakmak, milleti suçlamak adettendir. Zaten saray artık milletin bakış açısını da beğenmemeye başladı. Millet Yatay baktığında Lebalep Kongre Salonu görüyor. Sarayın grup başkan vekili tepeden bakınca salon nizami diyor. Millet yatay baktığında AK Parti'nin büro elemanının burnundaki uyuşturucuları görüyor. Saraydan tepeden bakanlar onun burnunda pudra şekeri görüyorlar. Millet yatay baktığında memura yapılan zam yüzde üç oluyor. Ama saray tepeden bakınca BİST yönetimindeki şürekasının huzur haklarına yüzde otuz üç zam geliyor. Millet yatay bakınca Adana'da iki yüz kişilik işçi kadrosuna elli iki bin kişinin başvurduğunu görüyor. Bunun 45 bininin de üniversite mezunu olduğunu görüyor bu ne yaman bir işsizliktir diyor ama sarayın vekilleri tepeden bakınca bu kalabalığa işte bunlar iş beğenmeyenler diyor. Millet işsiz sayısına yatay baktığında 10 milyon işsiz görüyor. Saray tepeden bakınca son bir ayda iş bulamayanları işsiz olmaktan çıkarıyor. işsiz sayısı 4 milyon diyor. Millet yatay baktığında çöpten rızık toplayanları görüyor. Saray tepeden bakınca ülkede açlık yok diyor. Millet yatay baktığında zam ve zulüm görüyor. Saray tepeden bakınca adını güncelleme koyuyor. Millet yatay baktığında soygun ve talanı görüyor. Saray tepeden bakınca dövizli ihaleleri görüyor. Millet yatay baktığında ihaneti görüyor. Saray sarayda saray tepeden bakınca açılım görüyor. Millet yatay baktığında fetöye yardım ve yataklık görüyor, saray tepeden bakınca kandırma aldatılma görüyor. Asla kimsenin kuşkusu olmasın. Milletimiz bunların yatay dikey ne yaptığını gayet iyi görüyor. Notlarını veriyor. Sabırsızlıkla da sandığı bekliyor. Sandık önüne geldiğinde de bunları evlerine gönderecek bu iki yüzlülüğe son verecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara gelir gelmez siyasetin finansmanı ve siyasette ahlak yasasını mutlaka çıkaracağız. Kamu kaynaklarının talanına asla seyirci olmayacağız. Asla ama asla kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz. Herkes kullandığı kamu kaynağının hesabını sonuna kadar verecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun için bir kesin hesap komisyonu kuracağız. Başına da muhalefetten bir milletvekilinin gelmesini sağlayacağız. Sayıştay'ı gerçek işlemine kavuşturacağız ve bugün tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenden yaptıklarının hesabını elbette yargı önünde soracağız. Değerli basın mensupları Erdoğan'ın şahsım hükümeti salgında milletimizin canıyla cüzdanı salgında milletimizi canıyla cüzdanı arasına da sıkıştırdı. Salgında milletimizi bir başına bıraktı. Milletimiz büyük fedakarlıklara katlanmak zorunda kaldı. Ama günlük vefat sayıları yeniden 150'nin üstüne çıkmaya başladı. Vaka sayıları da 30 bin civarında geziniyor. Aşılamada da işler hala çok yavaş ilerliyor. İki doz aşısı tamamlanan yurttaşlarımızın sayısı sadece 6.6 milyon. Toplumsal bağışıklık için 63 milyon yurttaşımızı hızla aşılamamız lazım. Ancak bunun sadece yüzde onunu aşılayabilmiş durumdayız. Aşı tedarik takviminde ciddi sarkmalar var. Tarih sürekli ileri atılıp duruyor. Bunun sorumlusu kim? Ülkeyi kim yönetiyor? Elbette Erdoğan ve onun şahsım hükümeti. Mart ayının sonuna geldik. Erdoğan kısa çalışma ödeneğini son kez 31 Mart'a kadar uzattık demişti. Eğer bir değişiklik olmazsa 1 milyon 300 bin civarında çalışanımız ya işsiz kalacak ya da günde 47 liraya lirayla ücretsiz izinli sayılacak, mağdur olacak. Mağdur olan bir başka kesim ise çiftçilerimiz. Çiftçilerin borçları tüm ısrarlı taleplerimize rağmen yapılandırılmadı. Zaten bugün de yapılan toplantıda Erdoğan çiftçinin hiçbir sorunu yok dedi. 24 milyar para vereceğim, rahat etsinler. Dedi. 24 milyar sizin çiftçiye bir yılda vermeyi taahhüt ettiğiniz paranın yarısı. E bu kadar rahat olduğunu düşünürse çiftçinin borçlarında yeniden yapılandırma ihtiyacı olduğunu düşünmüyor. Tarım kredi kooperatifleri tarım tefeci kooperatifi olmuş. Çiftçilerimiz inim inim inliyor. Tarım Tefeci Kooperatifleri tepkiler üzerine çiftçilerimizin gönderdiği, çiftçilerimize gönderdiği icraları üç aylığına durdurmuştu. Şimdi bu ay sonunda onun da süresi doluyor. Çiftçilerimizin traktörüne, tarlasına, ineğine yine hacizler yağmaya başlayacak. E peki tüm bu sorunlara kim çözüm bulacak? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Elbette Erdoğan ve onun şahsı hükümeti. Erdoğan şahsım hükümeti görevini yapmıyor. Koltuğunu korumak için vesayet ve taviz siyaseti izliyor. Vesayeti altındaki yargıçlar eliyle ilkokullarda andımızın okutulmasına izin veren yargı okutulmamasına izin veren iz okutulmasına izin veren yargı kararını devlet madalyalarından Atatürk kabar kabartmasını kaldırtı veriyor. E tabii Atatürk düşmanları da bundan cesaret alıyor. Nasıl ki kadın düşmanları İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından cesaret aldığı gibi. Hemen sahneye çıkıyorlar. Nitekim dün milletvekili olduğum Tekirdağ'da okullardaki Atatürk büstlerine ve heykellerine planlı, organize saldırılar oldu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hain saldırıları lanetliyoruz. Sorumlularının bir an evvel yargının önüne çıkarılmasını ve bu alçak eylemin tüm boyutlarıyla meczup falan demeden aydınlatılmasını bekliyoruz. Bu müessif olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Milletimiz herkesi yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla görüyor. Notlarını veriyor. Sandığın daha fazla gecikmeden önüne gelmesini istiyor. Sandık önüne geldiğinde de gereğini yapacak. Bu kibirli kadroları evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa şimdi sorularınızı alayım. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Buyurun. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. İlk olarak FOX TV'nin sorularıyla başlayacağım. FOX TV'nin ilk sorusu şöyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kürşat Ay, Ay, Ayvataoğlu ile ilgili açıklamasında görevim icabıyla birçok mahrem bilgiye sahibim. Bu meseleyi milletvekili olup da paylaşanlarla ilgili sadece üzülüyorum. Allah muhafaza en yakınlarında böyle bir şey çıkarsa ne diyeceğiz dedi. Bu açıklamayı nasıl yorumlamak lazım? eleştirenlere bir mesaj mı vermek istedi kendisi? Atama İçişleri Bakanı'nın bu sözleri açık bir itiraf. İçişleri Bakanı demek ki işi gücü bırakmış, milletvekillerini izletiyor, dinletiyor. Bugüne kadar FETÖ taktiği dedikleri meğerse bir AK Parti taktiğiymiş. İçişleri Bakanı'nın bu itirafını ihbar kabul edecek bir Cumhuriyet savcısı var mı yok mu göreceğiz. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kendisinin istifa edeceğini bu sözlerden sonra istifa edeceğini ummuyoruz ama savcıları göreve davet ediyoruz. Efendim, Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. <laughs> AK Parti'nin kalabalık kapalı alanlardaki kongreleri uzunca zamandır tartışma konusu. Son olarak Ankara Büyük Kongresi'ne de katılan AK Parti Kayseri Milletvekili koronavirüse yakalandığını açıkladı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şeyden önce Sayın Milletvekili'ne geçmiş olsun diyoruz. Lokantalar, kafeler ve daha pek çok mekan aylarca kapalı kaldı. Esnaf perişan oldu. Halen de oluyor. Konya'da, Edirne'de esnafın, esnaf isyanları oynuyor. Ama tüm bunlar olurken AK Parti lebalep kongreler yapıyor. Millete kesilen cezalar, esnafa kesilen cezalar bu kongredeki kalabalıklara ve parti yöneticilerine kesilmiyor. Bir de üstüne üstlük yatay çekim nedeniyle kalabalık göründü denerek milletin aklıyla da alay ediliyor. E hani kongrede tüm delegelere test yapılmıştı? Bu sayın milletvekili kongreye sağlıklı girip virüs kapmış olabilir. Çok açık söyleyeyim. Çok daha fazla vakalar da ortaya çıkabilir. Bu kongrelerin ardından vaka sayılarındaki artışın vebali Sayın Erdoğan'ın boynundadır. Efendim, Fox TV'nin son sorusu da, sorusu da şöyle: Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kürşat Ayvatoğlu'nun mal varlığına ilişkin soruya bir senede, yani Ak Parti Genel Merkezinde çalıştığı süre zarfında olduğunu düşünmüyorum. Yanıtını verdi. Siz bu yanıtı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Dağ bugün katıldığı programı seyrettim. Milletten helallik istedi. Milletin yenen bir kul hakkı varsa bunun helalliği olmaz. Hesabı yargıda verilir. Bu büro elemanının mal varlığı, yaşadığı lüks hayat sosyal medyada yaşamın doğal akışına uymayan bir durumun olduğunu ortaya koyuyor. Asıl sorulması gereken şu. Bu büro elemanı hangi çarkın dişlisi? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu işin başka ortakları var mı? İçişleri Bakanı görüntülerin alacak verecek meselesi nedeniyle ortaya döküldüğünü söyledi. Şantaj diyor. Bu neyin alacak vereceği? Burada yetki makamında oturanlardan beklenen o pudra şekerlerinin o lüks yaşamların suyunun nereden geldiğinin de açıklanmasıdır. Evet. Efendim Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Yargıtay'da kapatma davası açılan HDP'ye ilişkin bir ceza çıkarsa bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi hangi yolu izleyecek? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim Parti kapatılması konusundaki tavrımız bellidir. Hangi parti olursa olsun partileri millet açar, millet kapatır. Evet ben de teşekkür ediyorum.